Bismillah, tekrar merhabalar değerli arkadaşlar. 2019 yaz dönemi online temel Arapça derslerimizin ikinci bölümündeyiz. Evet, ilk oturumda yer almayıp şu an aramızda bulunan üyelerimizden Sayın Akbal'ı görüyorum. Sayın Akbal hoş geldiniz. Benimle irtibatınızı, bağlantınızı sohbet penceremize yazarak sağlayabilirsiniz. Benim size yönelteceğim sorulara vereceğiniz cevapları yahut sizin bana yönelteceğiniz soruları sohbet penceremize yazarak benimle paylaşabilirsiniz. Evet. Tamam. Şimdi Sayın Yılmaz sizinle şöyle bir bilgi paylaşayım. Bu aynı zamanda tüm üyelerimiz için geçerli bir bilgi. Oturum yöneticisi olarak bendeniz oturumu açmadan, oturumu başlatmadan sizin oturuma girmeniz, oturumu başlatmanız mümkün olmaz. Bağlanamadım bir türlü şeklinde bir notunuzu görüyorum ekranda. Dolayısıyla yani dersin başlama saatinde ben eğer dersi başlatmadıysam, atıyorum 1 dakika 2 dakika gecikmeli başlattıysam siz o süre zarfında sanal sınıf ortamına giremezsiniz. Yani şimdi sanal sınıf ortamında sistem örgün eğitimden farklı işliyor. Örgün eğitimde önce öğrenci gelir, sınıfta yerini alır ve öğretmenini bekler. Sanal sınıf ortamında durum tersinden işliyor. Önce öğretmen gelip sınıfı açacak, sonra öğrenci gelip sınıftaki yerini alacak. Tamam mı? Evet, anlaşıldı değil mi? Şimdi rica ederim. Kaldığımız yerden devam edelim. Belirlilik belirsizlik bakımından isim başlığı altında harfi tarif, lam-ı tarif'den bahsediyorduk. Dersleri paketten izleyecek olanlar için de şu an online olarak aramızda bulunanlar için de ben şunu yinelemek istiyorum. Derslerimizin sizin için sağlayacağı katkıyı belirleme anlamında bir kanaat sahibi olma anlamında 51 saati tamamlayıncaya kadar hiçbir kanaatinizi ne kendinizle paylaşın, ne başkasıyla paylaşın, ne de benimle paylaşın. 51 saati tamamlayıncaya kadar bir yargıya sahip olmayın. Şimdi ya bunlar basit, ben bunları zaten biliyorum, ben bunlarla mı uğraşacağım gibi düşünenler varsa içinizde çok yakın gelecekte Allah Allah ben bunu hiç ne kadar uzun süredir Arapça eğitimi almıştım geçmişte hiç duymadım demek bu böyle miymiş diyeceğiniz bu türden yaklaşımlar ortaya koyacağınız konularla yüzleşeceksiniz. Bunlar çok uzakta değil. Peki harfi tarif, lam-ı tariften bahset. Bunların bir şekil bakımından nasıl bu harfi tarif diye adlandırdığımız, lam-ı tarif diye adlandırdığımız takının bir şekil bakımından bir de anlam bakımından görevi var dedik. Şekil bakımından görevi ne? Şekil bakımından görevi şu. Şimdi çift harekeye biz Arap dilinde ne diyoruz? Bilenler yazıversinler bakalım hadi. Basit de olsa siz ders atmosferine kendinizi tamamen verin diye size basit de olsa sorular yöneltmek istiyorum. Türkçe'de kendisine çift hareke dediğimiz kavram Arapçada neyle karşılanıyor? Arapçadaki karşılığı ne? Evet. Sayın Yaba teşekkür ediyorum. Güzel. Tenvin. Peki 3 tür tenvin var değil mi? Fetha tenvini, damme tenvini, kesra tenvini veya bundan çok sırası önemli değil. Şimdi tenvin çift hareke. Peki şunu ifade edeyim ben. Çift harekeyle biten her isim belirsiz bir isimdir. Tekrar ediyorum. Çift harekeyle biten her isim belirsiz bir isimdir. Bu durumda şuradan bakalım şöyle. Kitabun ve defterun. Ekranınıza şöyle biraz daha büyükçe bir ölçüde yansıtayım. Şimdi kitabun anlamına göz atalım. Herhangi bir kitap. Defterun herhangi bir defter. Peki o halde çift harekeyle yani tenvinle biten isimler belirsiz isimlerdir. Ancak başında lam-ı tarif taşıyan isimler belirli isimlerdir. El kitabu bilinen kitap, belli kitap, el defter inan şekilde bilinen defter, belli defter anlamında. Peki bu lam-ı tarifin görevi ne? İki görevi var bunun. Bir şekil bakımından, iki anlam bakımından.
Şekil bakımından görevi şu. Başına geldiği ismin sonundaki çift harekeden birisini düşürmek. Yani tenvini yok etmek bir diğer ifadeyle. Peki kitabın başına el geldi. El kitabı. Tenvin düştü. Çift harekeden birisi gitti. Defterun başına el geldi. Ed defteru. Ne oldu? Çift harekeden birisi gitti. Tek harekeye düştü. Şekil bakımından lam-ı tarifin görevi o zaman tenvini düşürmek. Anlam bakımından görevi de belirsiz olan varlığı bilinen belli bir varlık haline getirmek, belirli hale getirmektir. Buradan hareketle zaten bu lam-ı tarife belirlilik takısı anlamında lam-ı tarif denmiştir veya harf-i tarif denmiştir. Peki şimdi burada kitap kelimesinin başına el geldi, el kitap diye okundu. Defter kelimesinin başına el geldi, el defter diye değil de ed defter diye okundu. Peki bunun el defter değil de ed defter şeklinde okunması ile ilgili ne düşünmek lazım? Şu an ekranınıza taşıdığım nota bir göz atın isterseniz. Şöyle seçili hale getirdiğim yer. Kitabın başına el gelince niçin el kitap, defterin başına el gelince niçin el defter değil de ed defter şeklinde okunduğu konusu kameri harf şemsi harf başlığı altında işlenecek bir husus. Biz şu an onun üzerinde durmayalım. Peki kitabın defterun doğru mu bu kullanım? Doğru. El kitabı ed defteru kullanımı doğru. Peki kitabı defteru yanlış. Neden yanlış? Çünkü başında lam-ı tarif bulunmayan bir ismin sonunda çift hareke bulunmalı. Ne olmalı? Kitabun olmalı ya da defterun olmalı. Peki el kitabun ed defterun yanlış mı? Evet yanlış. Neden? Çünkü başında lam-ı tarif bulunan bir ismin sonunda çift hareke yani tenvin bulunmaz. El kitabun ed defterun denmez. Peki o zaman şurayı bir yorumlayalım mı? Ekranınıza şu an kocaman yansıttığım, büyükçe yansıttığım yeri bir yorumlayalım mı? Burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Bir ismin başında lam-ı tarif varsa sonunda tenvin yoktur. Bu tenvin damme tenvini türünden bir tenvin de olabilir. Fetha tenvini türünden bir tenvin de olabilir. Kesra tenvini türünden bir tenvin de olabilir. Başında lam-ı tarif olan ismin sonunda tenvin olmaz. Sonunda tenvin olan ismin başında lam-ı tarif bulunmaz. Peki şunu yorumlayalım. Şu seçili hale getirdiğim yeri. Bir ismin başında lam-ı tarif varsa sonunda tek hareke vardır. Cümleyi tersinden çevirip okuyalım. Bir ismin sonunda tek hareke varsa başında lam-ı tarif vardır. Peki buradan hareketle şurayı soruyorum. Bana şimdi cevap vermelisiniz. Selamun aleykum. Doğru yanlış deyin bana. Şuraya şey diyelim. Şöyle ben bunlara numara veriyorum. 1, 2, 3, numarasında yazın yalnız. 4, numarasında yazın. Tamam mı? Şöyle yapalım. Hepsini birden cevaplayabilirsiniz. Ekranınıza kocaman düşürdüm. Selamun aleykum, selamu aleykum, esselamu aleykum, esselamun aleykum. Peki 1, 2, 3, 4. D harfi doğrunun, Y harfi de yanlışın sembolü olsun. 1 doğru, 2 doğru, 3 doğru, 4 doğru veya 1 yanlış, 2 yanlış, 3 yanlış, 4 yanlış şeklinde. Veya 1D, 2Y, 3D, 4Y veya 1Y, 2D, 3D, 4Y şeklinde bana cevap verseniz sevinirim. 1 doğru, diğerleri yanlış cevabı geldi. Şunları bana şey yapın, topluca yazın. Sayın Yaban'ın yazdığı gibi. Doğru yanlış, doğru yanlış gibi mesela veya yanlış, doğru yanlış, doğru gibi. Evet. Selamun aleykum 1. 2 selamu aleykum. 3 esselamu aleykum. 4 esselamun aleykum. Evet. 2 ve 4 yanlış dedi Sayın Hocam. Selamu aleyküm yanlış. Esselamu aleyküm yanlış. Yanlışlar üzerinden gidelim isterseniz. Yanlışlar üzerinden gidelim. Burada iki tane dayı var değil mi? İki dayı var. Yani nasıl o dayılar? Kim o dayılar? O dayılar şunlar. Şöyle yapayım. Şimdi dayı dayı değil mi? Yukarıdan aşağı sıralarsak. Evet. Selamun aleyküm doğru. Selamu aleyküm yanlış. Esselamu aleyküm doğru. Esselamu aleyküm yanlış. Evet. Yukarıdan aşağı dayı dayı. İki tane dayı var. Peki şimdi yanlışlar üzerinde konuşuyoruz. Bunun için yanlış. Selamu aleyküm niçin yanlış? Başında lam-ı tarif olmayan ismin sonunda çift hareke lazım. Dört niye yanlış? Başında lam-ı tarif olan ismin sonunda çift hareke olmaz. Tek hareke olması lazım. O yüzden yanlış. Gayet güzel. Peki
Ben dosyayı eski haline aldım. Şöyle. Tamam. Şimdi devam edelim şuradan. İsimlerin başına gelen harf tarif, başına geldiği ismi iki yönden etkiler. Şekil bakımından sondaki çift harekeyi düşürür. Anlam bakımından da belirsiz olan ismi belirli hale getirir. Peki şimdi artık ilk kavram diyebilirim ben. Sizinle yaptığımız, yapacağımız çalışmalarda sizi muhatap kılacağım ilk kavram. İşte ben burada Salih Zeki Keş olarak, dersinizin hocası olarak kendi farkımı ilk defa ortaya koyma fırsatı bulacağım. Belki boşta, belkiden de daha ötesi, belki desem fazla olur. Boş formülü, kendime ait bir formül, kendi ürettiğim bir formül. Öğrencinin zihninde ismin durumları kalıcı hale gelsin diye ürettiğim bir formül. Aslında ta birinci bölümde başladık biz. Çalışmamızın özgünlüğü, kendine haslığı birinci bölümden itibaren belki kendini ortaya koydu. Şimdi şu kavramı siz şu ana kadar nekre diye öğrendiniz veya nekra diye öğrendiniz. Şimdi şöyle ben sohbet penceresine bir şey yazacağım. Ne yazacağım? Yazdığım şeyi paylaştım şimdi sizinle. Nekre nekra diye paylaştım. Nekre nekra diye paylaştım. Ben şu ana kadar sizin bize nekira dediğiniz şeyi nekre nekra şeklinde öğrenmiştim. Nekira şeklinde öğrenmemiştim diyenler vardır illaki. Ben onlardan birisiyim diyenler hızlıca yazabilirler. Ben onlardanım diye. Kimlerden? Yani bu nekiraya hiç nekira demedim şu ana kadar. Ne dedim? Ya nekre dedim ya da nekra dedim. Ben onlardanım diyen var mı içinizde? Evet, siz onu yaza dururken ben de bu hususta efendim şuradan lazım olan bir dosya var. Onu çıkarayım. Evet. Ben onlardanım diyorsunuz, değil mi? Tamam. Yani bu usta yalnız olmadığınızı düşünüyorum. Yani buna örnek olan pek çok arkadaşımız var. Evet, şimdi şu an ekranınıza taşıdığım dosya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde hazırlık sınıflarında okutulan gramer kitabı. Bu gramer kitabı bölümde Arap Dili ve Belagat Anabilim dalındaki hocalarımız tarafından oluşturulan bir komisyonun kaleme aldığı bir kaynak. Anlatımlı Arapça kitabın adı. Şimdi bu nekira ve marifeye bakın. Ben yine istem dışı nekira diye okuyorum. Evet. Şimdi arkadaşlarımızdan Sayın Balok derse katılamıyor sanırım. Süren oturumlar. Ya sizden biriniz yazın. Süren oturumlara tıklaması lazım. Kimin? Sayın Balok'un. Ben onu kendisine şuradan göndereyim cevap olarak. Peki şimdi nekira, şu kelimeye dikkat edin. Oraya dikkatinizi çekeceğim. Şu kelime. Bakın. Ne yazıyor burada? Ennekretü yazmıyor. Ennekratü de yazmıyor. Ne yazıyor? Ennekiratu. Nekira. Peki o zaman bunun doğru adı nekira. Peki içinizde belkisi fazla. Benim bildiğim din görevlileri var, Kur'an kursu hocaları var. Şimdi Kur'an kursu hocaları mesela
şey yaparken, ra harfini öğretirken öğrencilerine hükmü ra diye bir şey var ya, hükmü ra. Ra'nın hükmü. Ra'nın hükmü ne? Damme harekâ aldığında kadın okunması, fetha harekâ aldığında kadın okunması, kesre harekâ aldığında ince okunması. Doğru mu? Benim doğru söyleyip söylemediğimi bir teyit etsin bilen birileri. Ben doğru mu söyledim? Ra, hükmü ra. Ra'nın hükmünü konuşuyoruz. Ra harfi damme aldığında kalın, fetha aldığında kalın, efendim kesra aldığında ince okunur diye biliyorum ben. Beni teyit edecek olan kimse yok mu? Evet. Peki mesela adam anlamındaki kelime ne? Bana Latin harfleriyle yazar mısınız? Bilenler yazsın. Adam ne Arapçada? Evet, adam anlamındaki kelimenin Arapçası ne? Bekliyorum. Evet. Tamam, güzel. Yok, o Adem. Adam racul, değil mi? Racul. Peki niye recül demiyorsunuz? Niye recül değil? Şimdi bu nekira kavramını öğrencisine nekre diye öğreten hoca var ya, o hocayı bulup böyle ümüğünü boğazını sıkıveresim geliyor. Ümüğünü sıkıveresim geliyor. O kadar çok öfkeleniyorum. Niye biliyor musunuz? Ya la ilahe illallah Muhammedun Resulullah mı diyorsun ya? Resulullah mı diyorsun? Kelime-i tevhid la ilahe illallah Muhammedun Resulullah değil mi? Resul ya Resul. Resul olur mu? Peki racul kelimesinin çoğulu ne? Rical. Rical. Ra kesre hareke aldığında incedir. Değil mi? Peki amentü billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rüsulihi mi diyorsun? Rüsulihi mi diyorsun? Ne diyorsun? Rusulihi diyorsun değil mi? Rasul çoğulu rusul. Yani bu nekreyi kim icat etti? Nereden icat etti? Nasıl icat etti bilmiyorum. Siz de benim artık talebelerim oldunuz bugünden itibaren. Siz de nekre diyen birisini görürseniz ümüğünü sıkın. Nekre değil kardeşim. Nekira diye, tamam mı? Anlaştık mı? Evet, peki. Bunu hareket edecek olsam ben şunu, şu ekranınıza taşıdığım sözcüğü hareket edecek olsam, bakın buna bir fete koyarım. Kafa bir kesre koyarım. Ra'ya bir fete koyarım. Şu ta marbuta dediğimiz kapalı ta'ya da bir damme tenvini koyarım. Nekiratun, nekira, tamam mı? Peki belirsiz isim. Anlaştık. Nekre değil. Nekira. Nekra da değil. Ona da karşıyım. Bakın. Niye karşıyım? Çünkü kafa koyduğum harekeye bakar mısınız? Kafın harekesine kesra. Nekra diye kafı sükunla harekelemiyorum. Cezimlemiyorum. Nekira. Geçtim burayı. Peki marife ne? Başında harfi tarif bulunup sonunda tenvin bulunmayan, tek hareke bulunan isimlere de marife denir. Bu durumda kitabun nekira, defterun nekira, el kitabu marife, defteru o da marife. Tamam mı? Peki geçtim burayı. Şimdi tekrar şuraya dönelim. Ders notlarımıza. Boşun nesi gitti? Belirlilik belirsizliği gitti. Peki şurada S harfi de dahil okuduğumuzda ne var burada? S harfi dahil okuduğumuzda bir sayı var değil mi? Sayı. Sayısı bakımından isim. Sayısı bakımından ismi kaça ayıracağımızı konuşalım. Şurada sayısı bakımından isim. Türkçe'de sayısı bakımından isim kaça ayrılır? İkiye. Tekil, çoğul. Arapçaya özgü, Arapçaya mahsus. Efendim, sayısı bakımından isim üçe ayrılır arkadaşlar. Nedir bu? Müfret, müsenna, cem. Müfret dilimizdeki, Türk dilindeki tekili karşılar. Cem çoğulu karşılar. Bu cemi şeklindeki kullanımı da ben pek haz etmiyorum. Bu kullanımdan da pek haz etmiyorum. Cemi değil cem. Cem yani o ayın sesini çatlatma ihtiyacı duymadığımızdan cem. Müfret, müsenna, cem. Müfret, tesniye, cem. Peki şimdi müsenna ya da tesniye, bu ikisi birbirinin yerine kullanılır. Müsenna desek de olur, tesniye desek de olur. Her ikisi de ikili karşılar. Peki çoğul cem. Şimdi ekranı görebiliyorsunuz. Türkçe'ye göre elimde bulunanlar için
Ne dersiniz? Türkçe'ye göre, hem de bulunanlar için ne dersiniz? Dilimizdeki kullanıma göre. Görünmüyor mu ekranda? Şöyle ekrana biraz daha yaklaştırayım mı? Şeye, kameraya, ekrana diyorum. Evet. Hayır, Türkçe'de şunlardan bahsedeceğinize ne dersiniz bunlara? Şu elimde bulundurduğum nesneleri tanımlayacağınızda. Evet, Türkçe'de iki kalem mi deriz? Evet, kalemler veya iki kalem deriz diyor Sayın Hocal. Peki iki kalem yanlış değil. İki kalem yanlış değil ama şöyle sorsam ben size. Ben bu elimde bulundurduklarım için kalemler desem yanlış olur mu? Türk dilinde ikisine, şuna, şu ikisine kalemler desem yanlış olur mu? Olmaz. Bunlar kalemler. Doğru mu? Bunlar kalemler. Peki şimdi Arap dilinde bu elimde bulundurduğum iki kaleme kalemler diyemem. Peki ne yapmalıyım? Kalemler olabilmesi için. Evet. Ne yapmalıyım? Kalemler olabilmesi için 3 olması lazım. O zaman bizim çoğul tanımımızla biz derken yani Türk dilindeki bizim dilimizdeki çoğul tanımıyla Arap dilindeki çoğul tanımı farklı. Biz Türkçe'de iki ve fazlası varlığa çoğul diyoruz. Peki Arapçadaki çoğulu siz tanımlayın. Bekliyorum. Arapçada çoğulun tanımı. Arapça bir tanım beklemiyorum. Yani çoğul nedir Arapçada? Evet. Arapça mı yazdım ya? Evet. Sohbet penceremize yazdım. 3 ve fazlası varlık. 3 ve 3'ten fazlası. 3 ve 3'ten fazlası olan varlıklar çoğuldur Arap dilinde. 2 olduğu zaman ona çoğul muamelesi yapılmaz. Tamam mı? Mesela Rahman suresinde ben normalde ömründe hayatında hiç Arapça eğitimi almamış olan bir grupla çalışıyor olsaydım şu vereceğim örneği zikretmezdim ama her birinizin bir Arapça geçmişi var, sınırlı miktarda da olsa veya belki bazılarınızın çok daha yoğun bir geçmiş var ama bilgilerinizi disiplinize etmek, düzene koymak, belli bir disiplin kazandırmak hedefiyle belki aramızdasınız. Mesela insan ve cin topluluğu muhatap alınarak Rahman suresinde ne buyurulur? Febi'eyye alâ-i rabbikuma tükezzibân denir mesela. Bu ikillik, tesniyelik sadece isimlere özgü değil, aynı zamanda fiillere de özgü bir kiptir, sıygadır. İkillik, müsennalık, tesniyelik ne derseniz deyin, hepsi kabulüm. Tesniyelik tanımı ya da tesniye ya da müsenna kavramı hem isim için hem de fiil için geçerli bir pozisyondur. Fiiller için de kullanılır. Yani ey insan ve cin topluluğu Rabbinizin nimetlerinden hangisini siz iki topluluk olarak yalan sayarsınız? Tükezziban, tükezzibani. Ne değil? Biraz çıtayı yükseltiyorum. Böyle zaman zaman yükselteceğim. Tükezzibu ne değil? Febi'eyyi alâ-i rabbikuma tükezzibu ne değil? Ne? Febi'eyyi alâ-i rabbikuma tükezzibân. Tamam mı? Peki şimdi boşun nesi gitmişti? B'si gitmişti. Bunu hallettik, çalıştık. Peki S harfi dahil okuduk. Değil mi? Sayı. Bu da gitti. Peki geriye ne kaldı? Cinsiyet. Arapçaya özgü bir durum. Diğer bazı dillerde de Batı dillerinin bir kısmında da olan bir özellik. Şimdi cinsiyeti bakımından isim. Şimdi İngilizce bilenler. Şunu nasıl okursunuz? Okunuşunu yazın bana. Seçtiğim iki harf var ya. Şunu nasıl okursunuz? Okunuşunu yazar mısınız bana? Nasıl okunur o? Evet, Mister, değil mi? Evet. Güzel. Mister. İşte Mister nasıl doğmuş Mister? Nasıl ortaya çıkmış? Mister şöyle doğmuş diyorum ben.
müzekkerin m'si ilk harf ve müzekkerin r'si son harf alınmış, yan yana konmuş, çıkmış ortaya mister. Sayın Balok ne yazdınız? Mis mi yazdınız? Müennesin m'si s'si o da misi oluşturmuş öyle mi? Gerçi mis demek için çift s lazım da biz tek s ile de yetiniriz. Evet, müzekker müennes, Mr. Miss. Peki o zaman Mr. Mr. bundan sonra derslerimizde müzekkerin sembolü olsun, rumuzu olsun. Efendim, şu şeyde siz söyleyin. Evet, Sayın Tekin bağlantı sağlayabilmişsiniz. Yeni gördüm ben sizin aramıza katıldığınızı. Hoş geldiniz. Birinci oturuma katılamayan Sayın Akbal var. Sayın Tekin var. Birinci oturuma katılamayan arkadaşlarımız ders paketlendi. Derslerimiz bittikten sonra ilk bölümü, birinci bölümü paketten izleyebilirsiniz. Evet, peki Mr. Miss böyle doğmuş. Müzekker müennes. Peki şimdi Arapçada isimler dikkat edin söyleyeceğime. Akıl taşısın taşımasın, canlı olsun olmasın. Tekrar ediyorum. Arapçada isimler akıl taşısın taşımasın, canlı olsun olmasın. Cinsiyeti bakımından erillik dişillik muamelesine tabi tutulur. Nasıl? Ağaç, taş, kapı, pencere, ayakkabı, efendim, elbise, gözlük, kalem, defter, kitap, okul, duvar, her neyse. Aklınıza gelen akıl taşımayan, canlı olmayan varlıklar dahil. Akıl taşıyanlar için zaten söz konusu da bütün varlıklar müzekker müennes diye ikiye ayrılır. Peki bunları birbirinden ayırt edeceğimiz özellikler var mı? Var. Şöyle müennes isimleri biz şu özelliklerle tanırız. Ne bunlar? Bir, sonlarında ta marbuta, ta'ut te'nis dediğimiz harfin bulunduğu isimler. Hocam bu ne ya? Ta marbuta, ta'ut te'nis ne? Şimdi şu harf var ya, bakın seçti hale getirdim. Ekranınıza şöyle büyütebildiğim kadar büyüttüm ve mouse'um da şu an üzerinde. Ekranınızın sol alt köşesinde şu anda. O sol alt köşedeki harf adı ta merbuta. Diğer adı ta'ut te'nis. Aramıza yeni katılanlar için şu bilgiyi paylaşalım mı? Benim görüntümü aldığınız yerin üst kısmında böyle bir buton var. Sığdır butonu. Ok işaretleri var yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya. Ona bir tıkladığınız zaman ekranınız bir miktar daha büyür, genişler. Bunu deneyin lütfen. Sayın Akbal, Sayın Tekin, size özellikle hitaben söyledim bunu. Bu hatırlatmayı. Diğer birinci oturumda aramızda bulunanlar bunu biliyorlar zaten. Peki bu harfin adı neymiş? Ta marbuta, ta'ut te'nis. Ana dili Türkçe olup da Arapça öğrenenler bunlara ne derler bu harfe? Bunlar derken burada bir harf var zaten. Bu ikisi arasındaki farkı kim söyler bana? Bu harfler, burada iki tane harf yok, tek harf var. Bir harfin iki farklı türü var. Sağdaki soldaki diye tanımlayacak olursak, şu an ok işaretine yakın olan sağdaki, uzak olan da soldaki diye tanımlanacak olursa, sağdakini soldakinden, soldakini sağdakinden ayırt eden özellik nedir? Sağdakini soldakinden, soldakini sağdakinden ayırt eden özellik nedir? Yok mu cevap? Evet, Sayın Yaba'dan bir cevap geldi. Bitişik ve ayrı yazılması gayet güzel. Öncekiyle birleşen ve birleşmeyen. Peki o zaman şu mouse'um şu an üzerinde. Sağdakinden bahsedelim. Bu kendisinden önce gelen harfe bitişmeden yazılış şekli. Soldaki de kendisinden öncekine bitişerek yazılış şekli. Peki şimdi bilenler hiç beklemeden cevap versinler. Sorumu duyar duymaz da hemen birbirinize cevap vermek üzere yarışın lütfen. Sağ taraftaki yazılış biçimi kaç yerde karşımıza çıkar? Kaç yerde sağdaki şekilde, kaç yerde de soldaki şekilde yazılır diye soruyorum.
Sayın Başarıkan, sağdaki bitişik yazılır demişsiniz. Ekrana bakış yönünüze göre soldaki bitişik yazılır, sağdaki bitişik yazılmaz. Evet, Sayın Ciminli, tebrik ediyorum. Evet, Sayın Ciminli'nin cevabı doğru. 6 yerde sağdaki gibi mi yazılır? Evet, 6 yerde sağdaki gibi yazılır. Peki kaç yerde soldaki gibi yazılır desem? Hocam basit sorular soruyorsunuz bize demeyin çünkü cevap gelmiyor. Bakın şu an benimle birlikte 12 katılımcı şu an sanal sınıf ortamında ama cevap gelmiyor. Bekliyorum. Evet, 22 yerde. Güzel. 22 yerde soldaki gibi, 6 yerde de sağdaki gibi yazılır. Türkler buna ne der? Türkler buna kapalı ta der, yuvarlak ta der. Sayın Yaba, başka ne derler? Evet, Sayın Yaba, başka bir şey daha derler. Ne derler? Evet, topak ta derler, değil mi? Topak ta. Peki, bundan sonra bu isimleri unutacaksınız. Kapalı ta, yuvarlak ta, dişilik tası, topak ta, bunları unuttuk. Tamam mı? Biliyorduk, unuttuk bunları. Peki neyi öğreneceğiz? Neyi öğrendik? Bu harfin adı ta merbuta. Ta merbuta. Peki diğer adı ne? Diğer adı şu. Ta o te'niz. Bundan Arapça yazışlarını şu an vermiyorum. İleride paylaşacağım. Ta o te'niz. Tamam mı? Peki bir ismin sonunda akıl taşısın taşımasın, canlı olsun olmasın. Bunlar bu harfi görürsek buna müennes muamelesi yapacağız. O zaman şu anda müennes ismin çeşitlerini çalışıyoruz. Neyi çalışıyormuşuz? Müennes ismin çeşitlerini çalışıyoruz. Tamam mı? Peki, balık anlamında semeketün, gül anlamında verdetün, gemi anlamında sefinetün, araba anlamında seyyaratün, çanta, valiz, bavul anlamında hakibetün. Sonlarında elif maksura, kısa elif bulunan isimler. Nasıl? Leyla, Büşra, Kübra, Sura, Hubla, Asa gibi isimler müennes kabul edilir. Sonunda yer alan harfe elif maksura denir. Kısa elif anlamında. Üçüncü türü sonlarında elif memdude, uzun elif bulunan isimler. Ne gibi? Esma, Amya, Sema gibi. Dördüncü olarak yaratılıştan, doğuştan, fıtraten dişi olan varlıklar. Bint, Uht, gibi. Bunlar fıtrattan, yaratılıştan dişi olan varlıklar. Kız kardeş, anne gibi. Akıl taşımayan veya cansız varlıkların çoğulları müennes kabul edilir. Yani insan familyası dışındaki çoğullar. Dişler anlamında esnan, taraklar anlamında emşat, paralar anlamında nukut, cüzdanlar anlamında mehafız, kalemler anlamında aklam, köpekler anlamında kilap, tavşanlar anlamında eranip, kediler anlamında kıtat örneklerinde olduğu gibi. Bir de şu var, bünyelerinde müenneslik alameti taşımadığı halde Arapların kendilerine müenneslik muamelesi yaptıkları semai müennes diye adlandırılan ve müennes oluşlarını, müennes olduklarını duyuma bağlı olarak öğrendiğimiz isimler. Güneş anlamında şems, diş anlamında sin, nefis anlamında can anlamında veya ruh anlamında nefs, savaş anlamında harp, yeryüzü anlamında art, göz anlamında ayın, kol anlamında zira, kulak anlamında uzun, el anlamında yet, ayak anlamında kadem ve ricil gibi. Peki bunlar efendim müenneslik alameti. Kaç tane? 3 tane. 1. Ta merbuta. Diğer adıyla ta'u te'miz. 2. Elif maksura. 3. Elif memdude. Bunları bünyesinde taşımadıkları halde Arapların kendilerine müennes muamelesi yaptıklarını onlardan duyarak öğrendiğimiz isimler. Peki boşun BSC'si gitti, ne kaldı? H'si kaldı değil mi? Harekesi bakımından isim. Boş formülündeki en önemli madde belki de bu. En önemli madde bu. H maddesi. Harekesi bakımından isim. Zira Arapçada hareke her şeydir. Harekesi bakımından isim bahsini mutlaka iyi kavramalıyız, iyi anlamalıyız, iyi dinlemeliyiz. Bunu bu bölümde değil, üçüncü bölümde ele alacağım. Oturumlarımızın üçüncü bölümünde ele alacağım. Harekesi bakımından isim başlığı altında. Şimdi ders kitabınızda Arapça öğreten kitap pek çoğunuz edindiniz, pek çoğunuzda kitaplarınızı
verdik. Edinmeyen arkadaşlarımız da en kısa zamanda kitaplarını edinirlerse iyi olur. Giriş kısmındaki alıştırmaları ihtiyaç duyanlar kendileri çalışsınlar derim. Şimdi Kamelyar Şemsiyar bahsi var. Bu bahsi ben biraz önce erteledim, Kamelyar Şemsiyar bahsini. O bahsi vereyim. Üçüncü bölümün başında da harekese bakımından isim başlığı altındaki konuyu çalışalım. Kamelyar Şemsiyar ne? Kamelyar Şemsiyar şu. Biraz önce ekranınızda alfabeyi açtım ya. Alfabe şu an ekranınızda, tekrar açayım. Alfabede yer alan şu 28 harfin yarısı kameri, yarısı şemsidir arkadaşlar. Yarısı kameri, yarısı şemsi. Peki hocam hangileri kameri, hangileri şemsi sorusunun cevabını şöyle paylaşayım sizinle. Ekranınıza taşıdığım şu seçili hale getirdiğim cümleye dikkat kesin lütfen. Evet. Ebgi haccake ve haf akimehu. Bu cümleyi ezberlemeliyiz. Burada bir cümle var. Elif, ba, gen, ha, cim, kaf, vav, ha, fa, ayn, gaf, ya, mim, ha şeklinde ezberlemek zor. Zihinde bu harfleri bu şekilde muhafaza etmek kolay değil. Peki nasıl zihinde tutacağız bunları? Böyle cümle halinde ezberleyerek ebgi haccake ve haf akimehu şeklinde efendim öğreneceğiz. Bu sayın isterseniz elif, ba, gayn 3, ha, cim, kaf 6, vav 7, ha, fa 9, ayn, gaf, ya, mim, ha, burada da 5 tane var. 9 artı 5 14. 14 harf var. Herhangi bir isim bu 14 harften herhangi birisiyle başlıyorsa ve bu harflerden herhangi birisiyle başlayan o ismin başına bir lam-ı tarif getirilmişse, harfi tarif dediğimiz, lam-ı tarif dediğimiz belirlilik takısı getirilmişse, söz konusu lam-ı tarif el şeklinde yazılır ve el şeklinde okunur. Örnek mi istiyorsunuz? İşte örnek. El ebu, el bintu, el cemelu, el hafiletu, el hubzu, el aynu, el gurfetu, el femu, el kalemu, el kitabu, el ma'u, el verdetu, el hilalu, el yevmu şeklinde. Peki yukarıda yer alan kameri harfler haccını yap ve ona bir zarar gelmesinden sakın anlamındaki ebgi hacceke ve hafakimehu cümlesinde toplanmış. Şimdi kaideyi paylaşıyorum sizinle. Kaide şu. Lam-ı tarif bu cümlede yer alan kameri harflerden herhangi birisi de başlayan bir ismin başına geldiğinde lam-ı tarifin lam-ı el şeklinde yazılır ve el şeklinde okunur. Ne gibi? El artı kalemun eşittir el kalemu gibi. Peki lam-ı tarif bu cümlede yer alan harflerin dışında kalan şemsi harflerden herhangi birisiyle başlayan bir ismin başına geldiğinde lam-ı tarifin lam-ı el şeklinde yazılır ancak el şeklinde okunmaz. Peki nasıl okunur? Başına lam-ı tarifin geldiği söz konusu ismin ilk harfi şeddeli, yani iki kez okunur. El artı defterun eşittir el defteru değil ed defteru şeklinde okunduğu gibi. Tamam mı? Ed defteru şeklinde okunduğu gibi. Peki ders kitabınızda bunun örnekleri var. Şemsi harfler şunlardır denmiş ve şemsi harfler için sağdan sola bir okuyuşla eğer adını koyacaksak ta, ta, dal, dal, ra, zay, sin, şin, sa, da, ta, va, lam, nun harfleri verilmiş. Bunların örnekleri var bol miktarda. Terkip, et terkip, thum, et thum, ders, et ders şeklinde. Sonra bunu takip eden bölümde şu 14 harf kameri harfler olarak verilmiş. Ebgi hacceke ve haf akimehu cümlesinin cümlesini oluşturan harfler. Beşir el beşir, cebel el cebel, habil el habil şeklinde. Peki kameri harf, şemsi harf meselesi tamam mı? Bu usta soracağınız var mı? Kameri harf, şemsi harfle ilgili soracağınız varsa söz sizin. Soracağınız yoksa bu bölümü tamamlayalım. Şu an 2019 yaz dönemi online temel Arapça derslerimizin ikinci bölümünü tamamlamış olduk. Üçüncü bölüme geçmeden bir ara verelim. Aradan sonra üçüncü bölümde görüşmek üzere.